Herkese merhabalar. Bu videoda para koleksiyonu nasıl başlanır, para koleksiyonu yapmak isteyenler nereden başlamalı, neler dikkat etmeli ve yeni başlayanlarla başlamak isteyenlere tavsiyelerim olacak. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Sizler için faydalı olur ve koleksiyonunuzu büyütmenizde yardımcı olur, bir yol gösterir. Kimleri şöyle söylüyor: Hangi ülkenin paralarının koleksiyonu yapmak istiyorsun? Ya da hangi kıta? Ya da kağıt mı madeni mi? Ya da hangi dönem, hangi yıllık, hangi tarihler gibi? Bence böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ben böyle yaparak başlamadım ve böyle yapmıyorum da. Sonuçta para koleksiyonu bizek meselesi, bir hobi ve hangi ülkenin, hangi kıtanın parasını almak istiyorsanız, onu koleksiyonunu yapmak istiyorsanız o parayı alabilirsiniz. Bu ister kağıt ister madeni olsun. E, ister belli bir dönem aralığı geçmiş dönemler olsun ister Osmanlı zamanı olsun ister Türkiye Cumhuriyeti paraları olsun hiç fark etmez. Bir parayı e, üzerindeki e, figürlerden e, hayvan desenlerinden bitki ya da çiçek desenlerinden de tasarımından dolayı da beğenirik, beğenip almak isteyebilirsiniz. Ya da madeni paraları yaparken işte gümüş paralar olabilir, e, bronz ya da işte altın paralar olabilir. E, ya da bir paranın e, şekli farklıdır, karedir vesaire. Ee, onun için o parayı beğenip almak isteyebilirsiniz. Ya da belli bir ülkeye bir e, sempatiniz ya da onun e, tarihine bir ilginiz vardır. O ülkenin paralarını toplarsınız. Hiç fark etmez. Yani belli bir yerden başlamanıza gerek yok. Bu dikkat edilmesi gereken şeylerden biri değil. Onu söyleyeyim. E, bu tamamen sizin zevkinize ve bütçenize kalmış bir durum. Onun dışında ee, tabii ki şimdi para yani bir özellikle yeni başlayanlarda Tabii ki oldukça bir heves var bu heves bende de var zaten olmasa halen e, koleksiyona yeni paralar almam e, bunları sizlere e, bu şekilde bilgilerle aktarmaya çalışmam ve e, çoktan bırakırdım bu kadar da büyütemezdim o ilk günkü heyecan ve sevgi hala bende de var ve tabii ki bu yeni başlayan ve yeni başlamış olan arkadaşlar da koleksiyonerler de çok daha fazladır umarım. Çok daha fazla tabii ki. Ve bu heyecanla birlikte yanlış alımlar yapılabilir. Ben para koleksiyonuna başlamadan önce biraz piyasayı takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi evet hani bir önce paraları almak, ona sahip olmak, onu koleksiyonuza eklemek ve ara sıra belki bakmak istiyorsunuz ama başlamadan önce ben biraz piyasayı takip etmenizi tavsiye ederim ki fiyatının yani gerçeklerin üzerinde alıp ee, sonradan da hayal kırıklığına uğramayın ve sonra bu işten soğumayın çünkü böyle olan çok kişi var maalesef bilmedikleri için e, yeni başlıyorlar ve maalesef kandırılabiliyorlar. E, ee, ben de şimdi baştan gözünüzü korkutmak istemiyorum ama bunlar yaşanan şeyler. Ben de sizlere uyarmak, bilgilendirmek istiyorum. Sonrasında da koleksiyon yapmaya küsüyorlar. 5 ee, liralık yıllık onları paraya 50 lira 100 lira verdikleri zaman tabii ki insanlar üzülüyor, sinleniyor ve koleksiyona küsebiliyor. Ben böyle bir şey başınıza gelsin istemem. Ömür boyu biz bu sevdanız, bu hobiniz hep devam etsin ve sürekli isteğiniz artarak daha da koleksiyonunuzu büyütün ve bu işten zevk alın. Bunun için dediğim gibi biraz piyasayı takip edin. Peki piyasa ne? Piyasa aslında birçok şeyden oluşuyor. Ee, i̇nternette açık arttırma yapan, pay vererek satın alabileceğiniz bazı müzayede siteleri var. Öncelikle bunları yaklaşık bir, bir ay kadar ben kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Yani bir ay kadar bir bakın acele etmeyin. En azından en azından 2-3 hafta kesinlikle piyasaya bu sitelere bir bakın. Hangi paralar hangi ürünler nerede kaça satılıyor. Onun dışında bir antika pazarında dolaşabilirsiniz. Bazı büyük bildiğiniz internet siteleri var. Birçok satıcının e, oraya ilan koyarak ya da işte dükkan açarak vesaire e, satış yaptığı. E, hem Türk hem yabancı. Yani ben burada isimlerini söylemek istemiyorum bu sitelerin ama aklınıza geliyordur. Yani zaten belli 3-5 tane site var. Hem Türk hem de yabancı sitelere muhakkak bakın hangi ürünler kaça satılıyor ve kaça satılmış müzadelerin geçmiş arşivlerine de bakabilirsiniz. Daha önceki mezatlara hangi parlar kaça satıldığı bazıları gösteriyor bunu. Bunlara da bakın. Etrafınızda bunu bu işi para koleksiyonu yapanlar varsa onlarla biraz sohbet edin. Almak istediğiniz parlarla ilgili onlara sorabilirsiniz. Veya bana da sorarsanız ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kondisyon ve fiyat açısından ortama bu paranın değeri nedir? Kaça alınabilir gibi yardımcı olmaya çalışırım ben de. Yani biraz piyasayı takip edin. Ee, ve ondan sonra yavaş yavaş alımlara başlayın. Alımlara başlayın fakat alım yaparken e, maddi değeri yüksek olan parları yeni başlayanlara yine tavsiye etmiyorum. Yani gidip bir paraya 100 lira, 200 lira gibi ücret ödemeyin. Tabii bütçeniz nedir bilmiyorum. Haftalık, aylık ya da bu işe ne kadar bir bütçe ayırdınız, ne kadar nasıl paralar almayı düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben normal standartta için söylüyorum. Tabi gümüş paralar ilginiz olabilir, altın paralara ilginiz olabilir, birçok farklı nadir paralara ilginiz olabilir. Bütçenizi bilemiyorum ama normalde yeni başlayacak kişiler için ben çok yüksek e, değere sahip olan paraları almalarını tavsiye etmiyorum. Yeterince e, piyasayı bilmedikleri için ve e, sonradan hayal kırıklığına dediğim gibi uğramamaları için. Ve e, paraları alırken tabi bu alacağınız paranın e, işte nadirliğine göre ve çeşidine göre de değişiyor. Ama mümkün olunca Çil, ya da çil altı kondisyonda olanları almanızı tavsiye ederim. Tabii ki yine bütçenize ve zevkinize göre ama mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. emisyon ve sonrasındaki paraları alacaksanız muhakkak çil almanızı tavsiye ediyorum. Belki çil altı olabilir ama daha aşağısına düşmeyin. Nadir olanlar hariç bu arada tekrar söylüyorum. Normal standart bir şey için söylüyorum bunları. Çil ya da çil altı olanları alın. Onlarca çok çok temiz kondisyona düşmeyin. Yani gerekirse 1-2 lira daha fazla verin ama çil olanı koleksiyonunuza almaya koyarsanız e, uzun vadede bu size hem daha fazla kar getirir hem de paralarınızı daha uzun süreler rahatlıkla saklayabilirsiniz. Satmak istediğiniz zaman e, daha kolay alıcı bulursunuz ve tabii ki daha hoş, daha güzel bir görseli oluyor çil paranın. En kötü çil altı olsun ama dediğim gibi daha aşağı kondisyon olarak düşünmeyin. Bu kağıt olsun, madeni olsun bütün paralar için geçerli. Hani bazı e, fiyatı yüksek paralar olabiliyor. Orada tabii ki çok çok temiz kondisyonlara bile birkaç yüz lira ya da birkaç bin lira bile ödenebiliyor. Bu başka mesele ama genel olarak söylüyorum çil ya da çil altı almaya çalışın. Bunun dışında paralarınızı tabii ki alırken saklamaya doğru saklamaya özen gösterin. Madeni paralar alacaksanız bunları nasıl saklamanız gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bununla ilgili bir video hazırladım. Madeni para koleksiyonu nasıl saklanır diye. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. On dışında dediğim gibi yapmanız gereken şeylerden biri öncelikle piyasayı takip etmek. Hangi parayı almak istiyorsanız alabilirsiniz. Herhangi bir ülkeden ya da herhangi bir pardan başlayabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Tamamen sizin zevkinize ve bütçenize kalmış. Önemli olan öncelikle piyasayı biraz takip edin. Biraz fiyatları bir kontrol edin. Paralar nerede, kaça gidiyor, daha önce kaça satılmış vesaire benim tavsiyem en azından bir, bir ay kadar bu piyasayı kontrol etmeniz. Belki antika pazarlarını gezmeniz. Dediğim gibi internet sitelerini, müzayedeleri takip etmeniz. Etrafınızda bu işi yapan, koleksiyon yapan dostlarınız, arkadaşlarınız varsa onlara danışmanız. Onun dışında elinize geçen paraları da nasıl saklayacağınız önemli. Bundan sonraki videomda da kağıt para koleksiyonu nasıl saklanır ve kağıt para koleksiyonu saklarken nelere dikkat edilmeli? Bundan bahsedeceğim size. Evet, bu videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Bu için desteğinizi bekliyorum ben de. Lütfen videoyu beğenmeyi ve halen kanala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.